Merhaba arkadaşlar. Django 3 derslerine devam ediyoruz. Öncelikle arkadan matkap sesi gelirse kusura bakmayın. Bildiğiniz gibi evde tadilat yapmanın en güzel zamanı, dışarı çıkmanın yasak olduğu zamandır. Halkımız bunu tercih eder. Benim de komşularım bunu tercih ediyor. O nedenle arkadaşlar dediğim gibi matkap sesleri gelebilir. Onun için şimdiden kusura bakmayın. Geçen dersimizi ne yapmıştık? Statik dosyalar üzerine konuşmuştuk. Bu dersimizde ise ne yapacağız? Sayfalarımızı nasıl bölümlendireceğimizi konuşacağız. Partials kavramı üzerine konuşacağız aslında. Şimdi öncelikli olarak ne yapmaya çalışıyorum? Biz ana sayfamızı statik olarak genel anlamda tamamladık sayılır. Daha sonrasında içeriği değiştireceğiz tabii ki. Şuraya kurslar bölümü gelecek dinamik olarak. Şimdi About Us sayfasına gittiğimizde, tabii projemizde halen daha olmadığı için şöyle dosyamıza girelim. Site klasörün içerisine gidiyorum. Statik About sayfamı açalım. Şöyle şurada. Şimdi About sayfasını görmüş olduğunuz gibi About sayfasının içerisinde de, buradaki ana sayfanın içerisinde de, sonra diyelim ki şurada işte teacher sayfasının içerisinde de ortak olan bölümler var. Nedir en temelde ortak olan bölümler? Şurada görmüş olduğunuz gibi menü ve şurada görmüş olduğunuz gibi footer bölümü nedir arkadaşlar? Ortaktır ve genelde projelerde bu şekilde olur. Şimdi şu statik sayfaları bir kapatalım. Kodumu açıyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi index.html sayfam var. Ben sitedeki about.html sayfasını da şöyle kopyalıyorum. Tamam. Kopyaladım ve şuradaki template klasörün içerisine yapıştırıyorum. Şimdi about sayfasını da oluşturacağım ben birazdan çalışmanın. İndeks sayfasına baktığım zaman şimdi görmüş olduğunuz gibi indeks sayfasında ve about sayfasında ortak olan noktaları tekrar tekrar aynı işlemlerde kullanmak mantıklı değil. Bunun yerine arkadaşlar ne yaparız? Sayfaları belirli bölümlere ayırırız. Bu aynı zamanda düzenlememiz gereken yerleri, örneğin biz menüyü düzenleyeceksek kalkıp index.html'in içerisindeki menüyü önce düzeltip sonra about.html'deki menüyü düzeltmek yerine ne yaparız? Tek seferde menü dosyasını düzenlersek diğer dosyaları da düzenlemek durumunda kalırız. Şimdi ne demeye çalışıyorum? Öncelikle about.html'i kapatalım. Settings by views hepsini kapatalım index.html haricinde. Bu index.html template klasöründe bulunan index.html. Ben önce template klasörün içerisinde yeni bir klasör oluşturuyorum. Buna partials ismini veriyorum. Ve bu partials ismin klasörün içerisinde yeni bir dosya oluşturuyorum. Alt çizgi base.html diyorum. Buna neden alt çizgili başlattım birazdan söyleyeceğim. Şimdi ben bu base.html içerisinde ortak olan yani tüm sayfalarda hemen hemen tüm sayfalarda ortak olan bölümleri alıyorum. Bakın şuradaki index.html geldiğimde menünün altına geliyorum. Geliyorum bakın. Şurada şey başladı. Burada karoseller başladı. Karoselin üzerine geliyoruz. Şurada karoseller var. Karoseller ortak değil. Bakın şuradaki end header'a kadar tüm her şeyi alıyorum. Tamam mı? Şuradaki load static yazısı da dahil. Ctrl X ile bunu kestim. Ve base.html'i içerisine yerleştiriyorum. Tamam mı? Sonra base.html'in içerisinde her bir sayfanın kendine özgü olan içeriğinin nerede olacağını belirtiyorum. Tamam mı? Bu içeriği belirtmek içerisinde bakın base.html'in içerisinde şöyle süslü parantez açtım. Süslü parantez ve yüzde işaretlerini de ekledim. Arasına diyorum ki arkadaşım blok content. Blok content diyorum. Sonra da bunu
Yine süslü parantez yüzde işaretlerini açıp template tag'de bu konuşmuştuk üzerine end block şeklinde yazıyorum. Yani sayfalar kendilerine özgün olan içeriklerini bu şekilde ifade edecekler. Block ve end block şeklinde. Sonra tekrar index.html'e giriyorum. Index.html'in kendine özgü içeriklerini geçiyorum. Şurada en son footer bölümü dikkat edersiniz. Footer bölümünü alıyorum. Ctrl+X ile kestim. Base HTML'de content'in blok content yapısının içerisine yapıştırıyorum. Kaydediyorum. Bakın. Bunu şu şekilde okuyacağız, tamam mı? Header'ı koyduk base HTML'in içerisinde content ve aşağısında footer var. Eğer herhangi bir dosya base HTML'i extend ederse, yani genişletmek isterse diye düşünebiliriz bunu. Ne yapacak? Gelecek, öncelikli olarak extend ettiğini belirtecek, tamam mı? Geliyorum, süslü parantezleri açtım, yüzde işaretlerini koydum. Diyorum ki index HTML olarak extends, neyi extend edeceksin sen kardeşim? Şöyle tek tırnak içerisinde partials klasörü içerisindeki alt çizgi base.html'i extend edeceksin. Yani onu kapsayacaksın şeklinde düşünelim. Tamam, extend ettik. Tabii bunu buraya yazmayacağız. Pardon, index.html'in en sonuna yazmışım. index.html'in en başına yazacağız. Extend ettik. Şimdi şu geri kalan içerik index sayfasına özgü olan içerik, tamam mı? İşte bu içeriği de arkadaşım hemen geliyorum şu şekilde belirtiyorum. Şöyle açtık süslü parantez yüzde. İşte diyorum ki block content, yani index.html'in block content'i burası. Ve geliyorum Ctrl+C ile şunu aldım. Ve sonunda da dosyanın sonuna da end block şeklinde kapatıyorum. Şu content'i silelim. Kaydediyorum, tamam mı? Burada söylediğim şu, bakın. index.html ne yapıyor? base.html'i extend ediyor. base.html'e gelelim. Baştan itibaren base.html devam ediyor. Geldik. Burada diyor ki, burada arkadaşım sayfa kendine özgü blok content'i koyabilir diyor. Bak, index.html blok content'ini koyuyor burada. Kendi blok content'ini. Sonrasında ne yapıyor? Blok content bittikten sonra footer geliyor kendisini içeren dosyaya. Şimdi kaydedelim bunu. Sanırım bir hata alacağız. O hatamızı alalım. Şöyle refresh ettiğimiz zaman static expected end block diyor. Şimdi öncelikle geliyorum şurada. Base HTML'de block end block var. Index HTML'de block content end block content var. Ancak dikkat ederseniz bizim burada index HTML'in kendi içeriğinin içerisinde de biz ne yapıyoruz? Statik dosyalar kullanıyoruz, değil mi? O nedenle şu hemen base HTML'deki load statiği Ctrl+C ile alıyorum. Şuraya Ctrl+V ile yapıştırıyorum. Kaydedelim tekrar. Sayfamızı refresh edelim. Görmüş olduğunuz gibi base HTML'i, index HTML'i biz ne yaptık? Artık kendi başına bir dosya olarak almıyoruz. Base HTML'i extend ederek alıyoruz. Ve dikkat ederseniz artık aynı sonuca da sahibiz. Şimdi gelelim. Burada İşte base HTML'in içerisinde de ya da farklı sayfamızda farklı bölümler de olabilir. İşte sidebar olabilir şurada ya da farklı bir menü daha olabilir. Ben onlara da biraz yardımcı olması açısından, hani çok şart değildi, şuradaki navbarı, yani navigation menüyü de parçalayacağım arkadaşlar. Yani farklı bir dosya alacağım. Neden biliyor musunuz? Çünkü
menü ile ilgili yapacağımız işlemleri hemen kolaylıkla bu şekilde yapabiliriz. Ya da dediğim gibi sizin sayfanızda farklı bölümler de olabilir. İşte sidebar olabilir. Onlarda da bu mantığı kullanacaksınız. Şimdi hemen Parses klasörünün içerisine geliyorum yine. Alt çizgi navbar nokta HTML'i oluşturuyorum, tamam mı? Şimdi geldim bu kez base.html'den şu menünün olduğu yani header class no, top navbar'dan header'ı kapalı olan şeyi alıyorum. Bunu şöyle hemen Ctrl X ile kestim. Navbar'ın içerisine koyuyorum, tamam mı? Şimdi bu navbar'ı olduğu gibi base HTML içerisine belirtmek için şunu yazacağım. Tabi buraya da hemen şöyle şunu yazalım ki navbar şeklinde yazalım ki nereden aldığımız belli olsun. Buraya da arkadaşım süslü parantezlerimi açtım. Yüzde işaretini koydum. Bu kez extend etmiyoruz bakın. Base HTML navbar HTML'i extend etmiyor. Buraya herhangi bir şekilde content block vesaire yazmıyoruz. Navbar Base HTML'in navbar'ın tamamını içermesini istiyoruz. Yani include etmesini istiyoruz. Tamam mı? O nedenle giriyorum buraya. Include şeklinde yazıyorum. Tek tırnak açtım. Nereden olacak? Partials klasörünün içerisinden. Partials klasörünün içerisinden. Alt çizgi navbar.html'i alacağız. Kaydedelim. Sayfamızı refresh ettiğimizden sonra tamam hata almadık. Navigation menümüz, navbarımız burada duruyor. Demek ki bir problem yokmuş. Şurada bir şeyimizin olması lazım bizim. Gelelim. Logomuzun olması lazım. O logoyu neden göstermiyor? Bakın. Navbarın içerisinde şurada bir logomuz var. Önce bizim ne yapmamız lazım? Önce bir kere direkt load static'i almamız lazım. Ctrl C ile aldım. Şöyle navbar üzerine load static'i yerleştiriyorum. Ve burada ne yapıyorduk? Süslü parantez yüzde sonra static yazıyorduk. Tagimizi yazıyorduk. Sonra tek tırnağı açtık. Sonra tek tırnağı kapattık. Yüzde işareti süslü parantez kaydedelim. Sayfamızı refresh ettiğimizde menü logomuzun geldiğini görüyoruz. Tamamdır, bu parçalamayı da yaptık. Dediğim gibi siz kendi projenize göre, örneğin ben kalkıp şimdi aynı şekilde Base HTML'de bakın şuradaki footer'ı da aynı şekilde bir tane footer şeklinde bir parçal oluşturup onun içerisinde de yerleştirebilirim, tamam mı? Ancak şurada baktığımda ben bununla ilgileneyim mi? Hani şurada şunu düşünüyorum, tamam mı? Bakıyorum ki ya şurada zaten footer görünüyor kendi başına olarak, tamam mı? Hani bunu ayrı dosyaya, yani teorik olarak yeni bir dosya oluşturmak daha iyi olabilir. Ancak gerek yok şeklinde de düşünebilirsiniz. Hadi ben şuradan yeni bir partials oluşturayım. Ona da alt çizgi footer nokta HTML diyorum, tamam mı? Hani bu şekilde, yani illaki şunları şöyle böleceksiniz, bunları böyle böleceksiniz şeklinde bir kural yok. Geldim bakın footer'ı aldım. Şuradaki footer.html'imizin içerisinde kopyaladık. Base.html'de ne yapacağız artık? Bakın onu da include edeceğiz. Hemen şöyle kopyalayalım Ctrl C ile. Ctrl V ile yapıştıralım bu kez. Footer.html olarak include ettik. Gelelim. Sayfamızı refresh edelim. Bir yerde çatlama var mı? Evet, çatlama var. Aynen beklediğimiz gibi. Bakın footer'ın içerisinde biz statik dosyalar kullanıyoruz değil mi? O nedenle her dosyada ayrı ayrı statik dosyalar kullandığımızda ne yapacağız? Şu load static'i alıp footer'ımıza da yerleştireceğiz. Kaydediyorum. Refresh ettiğimizde sayfamızın açıldığını görüyorsunuz bu şekilde. Şimdi gelelim
arkadaşım bu kadar uğraştığımızın bize ne faydası olduğunu kendimiz görelim. Şimdi about as'a tıkladığımız zaman tabi about HTML'e doğru gidiyor. Önce ilgili URL'i ve view'yu oluşturacaktık değil mi? Geldim bakın. Şimdilik şunlar dursun. Şunları kapatayım. Bir index HTML kalsın. URL'e gidiyorum. Tabi Smart Ed URL'e değil. Pages URL'e gidiyorum. Burada bakın yeni bir pet belirleyeceğim. Tamam mı? İlk önce olduğu gibi kopyalıyorum. Diyorum ki arkadaşım. İşte şu adres slash about için ben yeni bir view'e yönlendireceğim bunu. Tamam mı? Bakın. About yazıldığı zaman diyorum ki arkadaşım sen view'deki indeksi değil de about fonksiyonunu çalıştır diyorum. Burası da index değil de kısa isim olarak buna da about veriyorum diyorum. Tamam mı? Kaydettim. Hata alıyoruz. Ne hatası oluyoruz? About şeklinde bir view olmadığına göre. View dosyasına gidiyorum. About fonksiyonum yok burada. Şu hemen yukarıdakini Ctrl-C ile kopyaladım. Ctrl-V ile yapıştırdım. Burası artık about ismini veriyorum. Ve hangi template'i render edecek arkadaşım? About template'ini render edecek. Kaydediyorum. Tamam, hatadan kurtulduk. Bakın geliyorum şurada bu kez. About şeklinde yazdığım zaman ne veriyor? About sayfası açıldı. Ancak neler var? Bir şekilde yeni CSS dosyalarını şunu bunu bir şeyleri bulamıyor değil mi? Bakın işte bu işlemleri tekrardan yapmamak için ne yapacağız? Geliyorum about HTML'i açıyorum bakın. Templates about.html'i açtım şöyle index HTML'in yanına koyayım. Index HTML'im burada. Bakın öncelikli olarak arkadaşım şu ortak olan kısımları buluyorum. Şu vardı. Şuradaki end header'a kadar bakın. Yukarıdakilerin tamamını ne yaptım? Sildim. Onun yerine bakın şunları alıp olduğu gibi kopyalıyorum. About HTML de base HTML'i extend etsin. Statik dosyalar vardır mutlaka. Şurada gözüme çarpmıştı. Görsel dosyaları için load statik'i de alıyorum. Blog content'i burada başlıyor. About us'un kendine has içerikleri orada başlıyor. Ve sonunda ne yapacağım? Bakın hiçbir şey yapmıyorum. Blog'u kapatacağım. Ctrl-C diyorum. About HTML'in aşağısına geliyorum. Şu footer da ortak değil mi? Bakın. Footer'ı da siliyorum şuradan. Hop. Şu footer'ı da sildim. Buraya da block content'i kapatıyorum. Kaydettim. Şimdi about'u refresh ettiğim zaman ne oluyor? Bakın about sayfamız açıldı. Burada. Footer'ımız burada. Navigation menümüz burada ve geri kalanlar ne? About sayfasının kendine has olan içerikleri. Şimdi ana sayfamıza baktığımız zaman birazdan bu menü linklerine de bir bakarız. Ana sayfamıza baktığımızda bakın ben ana sayfada testimonials olmasın istemiştim. Şu sanki çalışılan şirketler var. Bunlar ana sayfada kalsın ama bunun her sayfada olmasını istemiyorum ben. O nedenle geliyorum mesela şuradaki Parallax Section DB Color'la başlayanı bunu siliyorum. About HTML'de olmasına gerek yok onun. Testimonials kalsın. Sonra diğer içerikler de kalsın. Sonrasında olduğu gibi değiştiririz. Ne yapacağım şimdi? Şimdi şu görselleri ilgilenelim. Ne yapıyorduk? Süslü parantez, yüzlü işareti, statik ve tek tırnak. Aynısını şurada yapıyoruz. Tek tırnakla kapatıyoruz. Yüzlü işareti ve süslü parantez. Şunu şöyle Ctrl-C ile kopyalıyorum. Ctrl-V ile yapıştırdım. Kapanışı da şöyle Ctrl-C ile kopyalayıp yapıştırıyoruz. Geldik aşağıya. Bakalım görseller var mı diye. Bu testimonials da olması lazım. Evet testimonials da süslü parantez yüzlü işareti statik.
tek tırnak yaptık. Bunların yalnızca şimdilik hani statik görülecek görseller için yapıyoruz, tamam mı? Yani görsellerin tamamı için bu şekilde yapmamız gerek değil. Mesela kendi kurslarımızın görsellerini veri tabanından çağıracağız. Geldim şuraya, Ctrl C ile kopyaladım, Ctrl V'yi yapıştırdım. Şuna da Ctrl V'yi yapıştırdım. Şu ikisini de bir kapatayım. Tek tırnak, yüzde işareti, süslü parantez. Çekim devam ediyor mu ya? Çekim de devam ediyormuş. Tek tırnak, yüzde işareti, süslü parantez. Şimdi burada sanıyorum ki tekrardan dönüyor testimonials'lar. Bakın şunu demeye çalışıyorum. Şöyle About'a gidelim. About sayfasına gittik. Bakın. 2, 3, 4'ün üstünde tekrar başa dönüyor. Tekrar başa dönmesine gerek yok. Geri kalanları sileceğim. 3 tane yeter bana. Şunu mesela tekrar James Fernando'ya döndüğü için siliyorum şurayı. Şunu tekrardan siliyorum. Bakın, template oluştururken bu şekilde yorumlar yazmanın ne kadar faydalı olduğunu görüyorsunuz geliştiriciler için. Tabii siz template yaparken bunları yazıyor musunuz dersiniz. Yazmıyoruz maalesef. Ama böyle yapmanın ne kadar avantajlı olduğunu görüyorsunuz. Kaydediyorum. Geliyorum About sayfama. Testimonials bölümü var. Vizyon var. Şuradaki görseller var. Tamam, testimonials'larda başarılı şekilde görünüyor görseller. Eğer bu alanı dinamik hale çevirmeye karar verirsek sonrasında onu yaparız zaten. Şimdi About HTML'de ne yapmış olduk? Bu şekilde About Static sayfasını da tamamlamış olduk. Şimdi gelelim şuradaki menü durumuna. Bakın dikkat edersek burayı tıkladığımızda About HTML'e gidiyor. Ne yapacağız? Menülerde değişiklik yapacağız. Bakın geliyorum. Menüde değişiklik yapacağız dedik. Artık index HTML'de şurada burada aramama gerek var mı? Hemen geliyorum. Now var HTML'e geldim. Bakın nasıl hemencecik. Navigation menü. Ne söyleyeceğimi unuttum. Navigation menüyü bulduk menümüzü. Bakın şurada index HTML'e about HTML'e gidiyor. Biz artık ne yapmasını istiyoruz? Bunun index HTML'e gitmesini istemiyoruz arkadaşım. Nereye gitmesini istiyoruz burada? Burada hemen bakın şöyle şurayı şöyle silelim. Açtık süslü parantezlerimizi. Burada ne yapacağız? Artık kendi URL adresimizi vereceğiz, tamam mı? Sen URL olarak nereye gitmeni istiyorum senin? URL olarak indekse gitmeni istiyorum. Tamam mı? Tabii şurayı şöyle çift tırnaklı kapsayacaktık. Onu silmemize gerek yok. URL olarak indekse gitmeni istiyorum. Şimdi kaydediyorum bakın. Geldim. Şu About'tayım ben şimdi. Bakın direkt şurada Home'a gitmeye çalışırsam ne yapıyor? İndekse HTML'e verdi. Neden? Burayı kaydetmedik mi? Yok, kaydetmişiz gibi görünüyor. Geldik. Sayfamızı bir refresh edelim. Geldim. Refresh ediyorum bakın. Şimdi bakın şurada About sayfasındayız. Buraya geldiğimiz zaman hata aldık. Ne hatasıymış bu? Hemen bakalım. Tabii aferin, burada yüzde işaretlerini unutursak ne yaparız? Aynı hatayı alırız. Çünkü biz burada bir ne kullanıyoruz? Template tag kullanıyoruz. Bakın URL tag'i kullanıyoruz. O tarz durumlarda ne yapıyoruz? Süslü parantez ve yüzde işaretini unutmuyoruz. Şimdi kaydedelim. Geldim bakın. Şimdi About sayfasındayız, tamam mı? About sayfasından neye gideceğim? Home'a yönleneceğim. Şurayı bir refresh edelim. Geldim şuraya. Home'a tıkladığım zaman ne yapıyor? Artık beni dinamik olarak ana sayfaya götürüyor. Şimdi aynısını şurada da yapalım. About us'ta da yapalım. Ctrl C diyorum. Ctrl V. URL bu kez ne olacak? About olacak, değil mi? Peki bu index ve about nereden geliyor? Şu URLs dosyasında bakın. Name olarak verdiğimiz index ve about burada kullanıyoruz.
Şimdi index ve about içerisinde ne yapabiliriz? Dolanabiliriz. Bakın index sayfasındayım. About house'a geldim. About açıldı. Tekrar index'e döndüm. Tekrar about house'a döndüm. Tamam, ancak burada şöyle bir problem var. Bakın burada ben about sayfasındayım. Ancak şurada sanki benim home sayfasında görmüş olduğu gibi gösteriyor. Tamam mı? Hemen bunu yapalım. Yani buradaki active class'ını geldiğimiz zaman şurada bakın bir active class'ı var, tamam mı? Bu active class'ını statik olarak home'a değil de ne yapacağız? Dinamik olarak değiştireceğiz. Şuradaki menünün URL'ine göre, tamam mı? Hemen geliyorum. Burada now item'dan sonra arkadaşım ne yazacağım şuraya? Şuraya hemen bir yine template tag oluşturacağım, tamam mı? Süslü parantezimi açtım. Yüzde işaretimi koydum. Bu kez if koşulu kullanıyorum. If diyorum, tamam mı? Eğer adresin içerisinde şöyle tek tırnak olarak açtım bakın. Şunu da şöyle bir boşluk bırakalım ki. Template tag'ımı açtım. If koşulu yazacağım buraya. Eğer adresin içerisinde, yani request ettiğim yolun içerisinde, request.path'in içerisinde, tamam mı? Yani request ettiğim path buysa, bu ne anlama geliyor? Şimdi URL dosyasında şuranın boş olmasıyla burada tek çizgi olmasında bir fark yok, tamam mı? Yani ana sayfayı ne yapıyorsam, buradaki ana sayfayı adresliyorsam, yani ana sayfaya ulaşmaya çalışıyorsam ne olacak? Tabii şuraya eşit eşit yazmayı unutmayalım. Request path buna eşitse ne yapacağım arkadaşım? Burada active class'ını kullanacağım, değil mi? Geliyorum. Active class'ını burada kullanacağım. Ve aynı zamanda şuradaki if bloğunu kapatmak için yine süslü parantezlerimi açtım. Yüzdeleri açtım. Ve buraya ne diyorum? And if diyorum. Şunu hemen şuraya yakınlaştıralım. Şimdi tekrardan anlatmak gerekirse biraz karışık anlattım sanıyorum. Eğer benim request ettim, yani istekte bulunduğum yol arkadaşım şu ana sayfaysa, tamam mı? Eğer ana sayfaysa sen active class'ını nereye ekleyeceksin? Active class'ını buradaki home'a ekleyeceksin diyorum, tamam mı? Ancak diğer durumdaysa, bakın şunu olduğu gibi kopyalıyorum. Diğer durumdaysa, yani benim request path'im burada request path about'a eşitse, geliyorum bakın şurada request path'in içerisinde ne yapalım? Şöyle diyelim ki arkadaşım, eğer burası about'sa, about olduğu zaman ne yapacaksın? About olduğu zaman ise buradaki active class'ını ne yapman gerekiyor? Aktif etmen gerekiyor. Bakın kaydedelim. Geldim buraya. Refresh ediyorum şöyle. Home'layım. About us'a geldim. About us'ta home'daki aktif çalışıyor ama about us'taki aktif çalışmıyor. Neden about us'taki aktif çalışmıyor? Bu şekilde yaptığımız zaman çalışmaz. Neden? Bakın bu kez diyorum ki arkadaşım, sanki bu şu şekilde algılıyor. Şu adresi böyle yan yana değil de sanki about olduğu zaman bu şekilde göstereceksin diye algılıyor, tamam mı? Ancak ben bunu nasıl çevireceğim şimdi? Buradaki about'u eşitlik olarak değil, diyeceğim ki arkadaşım about in request path'te, yani seçmiş olduğum yolda about varsa hemen ikincisini, yani about as'a active class'ı ver diyorum. Kaydediyorum. Geldim. Bakın home'a döndüm. Home aktif durumda. About'a geldim. Bakın bu kez about class'ı ne durumda oldu? Aktif oldu. Tekrar home'a dönüyorum. Ana sayfam açılıyor. Tekrar about as'a bu şekilde dönebiliyorum. Şuradaki
şu URL indeksi arkadaşlar, şu URL adresini şuraya da vereceğiz. Şuradaki logomuz var ya, logomuzun olduğu yere de şu URL adresimizi verelim. Kaydediyorum. About home sayfasındayım. About sayfasındayım. About'tan home sayfasına şuradaki menüye tıklayarak artık gelebiliyorum. Bu şekilde arkadaşlar statik sayfalarımızı ve projemizde kullanacağımız template'leri nasıl parçalayabileceğimizi, ayrıştırabileceğimiz üzerine konuştuk. Menüyü nasıl dinamik hale getireceğimiz üzerine giriş yaptık diyelim. Bundan sonraki dersimizde görüşmek üzere.